Dünyada tüm dengelerin alt üst olduğu günümüzde gelecek nasıl olacak? Son günlerde yaşanan olaylar normal mi? Gezi olaylarıyla başlayan, Türkiye üzerinde oynanan oyunların amacı ne? Türkiye'ye tarafını seçmesi için yapılan dayatmalar neler? Dünyada yeni düzen için kimler arasında çekişme var? Dünya tek bir elden mi yönetilecek? Üst akıl denilen kişiler kimler? Dijital dünyayla neler amaçlanıyor? Tüm dünyayı saran korona, yeni dünya düzeni için yapılan saldırım. Devamı videomuzda. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Son zamanlarda dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, ülkeler arası anlaşmazlıkları ve kamplaşmaları gözler önüne serdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada kurulan düzen yıkılmak üzere olduğu, AB ülkeleri içinde yaşanan anlaşmazlıklar, İngiltere'nin Brexit süreciyle AB'den ayrılması, Birleşmiş Milletler 5 daimi üyenin üzerine kurulu olması ve oylamalarda istemedikleri herhangi bir husus ya da tüm dünya ülkelerinin oluşturduğu çoğunluğa rağmen veto haklarının bulunması, son olarak da birçok ülkenin güçlenmesiyle dünya tabiri caizse kazan gibi kaynıyor. Arkadaşlar, yaşanan bu sürecin 1. ve 2. Dünya Savaşı oluşumu şartlarını tarih kitaplarında okuduğumuzda günümüzde yaşananların aynısının olduğu ve tarihin yeniden tekerrür ettiğinin farkına varacağız. AB ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar, ABD-Çin ticaret savaşları, Rusya'nın Orta Doğu'da egemenlik kurma çalışmaları, Arap Baharı, iç savaşlar, karışıklıklar ve son olarak da tüm dünyayı saran korona. Tüm bu yaşanan olayları incelediğimizde tüm dünyada devletler arası yeni kutuplaşmalar ve çekişmelere şahit oluyoruz. Peki bu süreç dünyayı nereye götürecek? Kurulmak istenen dünya düzeni nasıl olacak? Üçüncü Dünya Savaşı'nı yaşayacak mıyız? Tüm dünyada çıkması beklenen kıvılcımı hangi ülke çıkaracak? Türkiye bu kutuplaşmada taraf olacak mı? Öncelikle dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle hızla dijitalleştik. Robot fabrikaları, internette alışverişler, yapay zeka, akıllı telefonlar, sosyal medya derken birçoğumuz farkında olmadan bu yeni düzene entegre olduk bile. Peki nedir bu yeni düzen dersek, yeni dünyanın ekonomik düzeniyle giriş yapalım. Yeni dünyada ekonomide alışa gelmiş bildiğimiz her şeyi unutacağız. Blockchain ile tanışacağız. Nedir bu blockchain? Arkadaşlar, öncelikle bu projeyle mevcut ulusal devletlerin içi boşaltılarak devlet olgusunun önüne geçilecek. Küresel yapay zeka toplumu oluşturulacak. Paranın yerini kripto paralar alacak. Dolar rezerv para olmaktan çıkacak, yerine dijital kripto para gelecek. Dijital hukuk sistemine, dijital mahkemelere ve dijital demokrasiye geçiş yapılacak. Merkezi olmayan otonom organizasyonlar oluşacak, devletlerin yönetimi şekil değiştirecek. Dijital kimlik ve pasaportlar gelecek. Bir kuşak, bir yol projesiyle dünya Çin üzerinden dizayn edilecek. İnsanların tüm alışkanlıkları ve davranışları kayıt altına alınacak. Akıllı mega şehirler, özel finansal merkezleri ve lojistik üst şehirler kurulacak. İnsanlara biyometrik çipler takılacak. İnsanlar dijital sınıflandırmaya maruz kalacak. Dijital yapay zeka ile insan davranışları puanlandırılacak. Yapay zeka ve robotlar, dijital dünya insanların vazgeçilmesi olacak. Öncelikle vatandaşlarımızın devlet hizmetleri dijitalleştirilecek. Kimlik, pasaport gibi işlemler kaldırılacak. Evet. Akıllı telefonlarda parmak izi ve yüz tanıma sistemiyle kişisel kimliğimiz kısmen oluşturuldu. Hatta sosyal medya paylaşımlarımız, takip ettiklerimiz, internette yaptığımız alışverişlerle, WhatsApp gibi uygulamalarda yapılan mesajlaşmalar aracılığıyla alışkanlıklarımız, karakterimiz, psikolojimiz, durumumuz, davranışlarımız, siyasi görüşümüz, alışveriş potansiyelimiz yapay zeka ile kayıt altına alındı. Sadece bu işi resmileştirmek, parmak izimiz ve yüz tanımamızın bizim rızamızla blockchain sisteminde işlenmesi kaldı. Böylelikle üzerimizde kimlik kartı taşımayacağız ve pasaportla seyahat etmeyeceğiz. Yüzümüz ve parmak izimizin okutulması tüm bilgilerimize ulaşılması için yeterli olacak.
Dolar rezerv para olmaktan çıkacak. Dijital kripto paralar gelecek. Ha aklınıza Bitcoin ve türevleri olan kripto paralar gelmesin. Bunlar bu işin deneme sürümleriydi ve başarılı oldu. Ulus devletlerin para birimleri son bulacak. Tüm dünyada geçerli olacak dijital para birimi ortaya çıkacak. Arkadaşlar, bankadan çektiğimiz nakit parayla yapılan harcamanın kaydı tutulamaz. Fakat dijital parayla insanların kuruşuna kadar parasını nereye harcadığı, alışveriş alışkanlıkları yapay zeka tarafından kayıt altına alınabilir. Blockchain sisteminin getirdiği yeni düzenle noter işlemleri bu sistemle birlikte yapılacak ve dijital noterler ve dijital mahkemelerle yeni blockchain kanunlarıyla hukuk sistemi de sil baştan değişecek. Dijital demokrasi ve dünyanın neresinde olursak olalım, ülkemizde yapılan seçimde oy kullanabileceğiz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yıkılan monarşilerin yerini demokratik ulus devletlerin aldığı gibi blockchain sistemiyle tek dünya devleti merkezli yeni yönetimler oluşturulacak. İkinci Dünya Savaşı sonunda Amerika üzerinden sağlanan dünya düzeni yeni sistemde Çin üzerinden sağlanacak. Çin'de üretilen bir ürünü internetten sipariş verdiğinizde kurulacak lojistik merkezler sayesinde ertesi gün almış olacaksınız. Çin'de denemesi yapılan akıllı mega şehirler tüm dünyada kurulacak. İnsanlar akıllı evlerde yaşayacak. Evimizde bulunan dijital elektronik ürünler yapay zeka ile birbirine entegre olacak. Şehirlerde kurulan güvenlik kamera sistemi ve uydu görüntüleriyle insanlar sürekli izlenecek. Örneğin sokağa çöp attığınızda kameralar ve uyduyla tespit edileceksiniz. Yapay zeka size ceza kesecek. Bu da hemen tarafınıza ulaştırılacak ve hanenize eksi puan olarak yazılacak. Veya kırmızı ışıkta yaşlı birine yardımcı olduğunuz diyelim, yapay zeka devreye girecek, size artı puan verecek ve sistem yine devrede olacak. Yani kısacası tüm insan davranışları puanlandırılacak, eksi puan çok ise çeşitli yaptırımlara maruz kalacaksınız. Örneğin bir yere seyahat edeceksiniz, uçağa binemeyeceksiniz, otobüs, tren, araba ya da tamamen seyahat kısıtlaması gibi yaptırımlara maruz kalacaksınız. Artı puanınız çok ise statü atlayacaksınız. Örneğin bir konsere gidecek olduğunuzda ön satışta yapılan biletleri alma, en önlerde yer alma gibi haklara sahip olacaksınız. Kısaca modern kölelik sistemine hoş geldiniz. Yani insanlar da robotlaşarak sistemin bir parçası olacak. Arkadaşlar, bu sistem şu an Çin'de uygulanmakta ve tüm dünyaya kısa zaman içerisinde dayatılacaktır. Tüm bunlar size hayal geliyorsa, yok canım daha neler diyorsanız yapmaya başladınız arkadaşlar. Nasıl mı? Koronavirüs salgını ABD ve Çin arasında ticaret savaşları devam ederken Çin'de ortaya çıktı. Önceleri akıllara gelen ABD bu işi Çin'i durdurmak için yaptı oldu. Çin'den sonra İran'da meydana gelmesi ise bu düşünceyi destekler nitelikteydi. Fakat İtalya'dan sonra tüm dünyaya yayılması ve bu işten en çok da ABD'nin zarar görmesi acabaları da beraberinde getirdi. Arkadaşlar, bu süreci takip ederseniz dünyaca ünlü insanlar bu hastalığa yakalandı. Papa'nın yardımcısı, İngiltere Prensi Charles, İngiltere Başbakanı, Kanada Başbakanı, eşi ve daha birçoğu korona hastası oldu ve bu durumda dünya medyasında organize bir şekilde servis edildi. Virüs dünyanın tek gündem maddesi oldu. Ülkeler vatandaşlarına sokağa çıkma yasağı getirdiler. Tüm dünya evinde beklemeye çekildi ve planın önemli olan kısmı başarıyla tamamlandı. Arkadaşlar, birçoğumuz evde vakit geçirmeye başlayınca sosyal medya, internet ve e-ticaret sitelerinde geçirdiğimiz zaman bir hayli arttı. Öyle ki öğrencilerimiz dahi dijital platformlarda eğitimlerine devam etmekte. Belki internet üzerinden hiç alışveriş yapmayanlar ilk defa bunu gerçekleştirmiş oldu. Dijital film ve dizi platformları en aktif üyelik günlerini yaşıyor. Bugünlerde sosyal medyadan canlı konserler, sohbetler derken biz de bu dijital işine farkında olmadan iyice adapte olduk, değil mi? Hatta birçoğumuz bankaya gitmemek için internet bankacılığını da bu arada öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar. İnsanlara can korkusu vererek özgürlüklerinden alıkoydular. Herkes yeni dünya düzeni için evinde dijitalle haşır neşir olarak dersine iyi çalışıyor.
Biz bunları yaparken de yapay zeka bizim davranışlarımızı, düşüncelerimizi, siyasi görüşümüzü, karakterimizi, alışkanlıklarımızı güzelce kayıt altına alıyor. Tüm bunlardan sonra bu işi çözdük. İnsanlara takılacak biyometrik çiple tüm hastalıkların önüne geçeceğiz derlerse bu iş tamam olacak. Düşünsenize arkadaşlar, can korkusu yüzünden kim hayır diyebilir ki? Hem de bu salgından sonra. Ha bir de unutmadan, bu koronavirüs belasının dijital dünyaya pek de uyum sağlamayan yaşlı insan nüfusunu hedef alması akıllarda kocaman soru işaretlerine sebep oluyor. Evet, gelelim bu düzeni kurmaya çalışanlara. Arkadaşlar, onlar dünyadaki paranın %85'inin gerçek sahipleri, tüccar, hanedan aileler. Bu aileler kimler ve Türkiye hangi tarafta yer alacak? Bu sorunun cevabını ise gelecek videomuzda sizlere vermeye çalışacağız. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin savaşçı ruhu, Savaşçı Türk kanalı.